Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere gezegen yayıncılığın birinci denemesini çözüyorum. İlk soru şöyle: aşağıda uzunlukları ve genişlikleri eşit iki raf verilmiş. Bu rafların boş olan kısımlarına birbirleriyle aynı türde özdeş kitaplardan konulacaktır. Bu iki rafa da boşluk kalmayacak şekilde kitap yerleştirilirse toplamda kaç kitaba daha ihtiyaç vardır? Kitaba daha diyor arkadaşlar. Demek ki şu boşluğa doldurduğumuz kitap sayısını bize soruyor. Şimdi burada bakın 3 tane var. Burada ise 2, 4, 5 tane var. Şuradan aldığımda arkadaşlar bakın şöyle birleştirdiğimde buranın tamamı 210 santimmiş, doğru mu? Bize şurayı da 180 olarak vermiş. 210'dan 180'i çıkardığımda 30 santim kalacaktır. Demek ki şurası arkadaşlar 30 santim. Yani şu iki kitap arkadaşlar, şöyle iki kitap 30 santimlik yer kaplıyormuş. Bize kitapların özdeş olduğunu söylüyor. O zaman bir kitap da ne kadar yer kaplayacak? 15 santimetre yer kaplayacak arkadaşlar. Peki şimdi bakalım şu boşluk kaç santim? 180 santim. 180 ile 15'i böldüğümüzde buraya 12 kitap girer arkadaşlar. İkinci rafa da bakın orası 210 santim. 210'u 15'e böldüğümde buraya da 14 kitap girer. Bize toplam kitap sayısını soruyor. Yani 12 artı 14'ten 26 kitap girecektir. Cevap arkadaşlar A şıkkıdır. Gelelim ikinci soruya. A ve B birer doğal sayı olmak üzere bilgisi verilmiş. Emir kaleminin boyunu 10 santimetrelik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre kalemin boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hemen şöyle ölçüyoruz arkadaşlar birimleri. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve arkadaşlar bakın 6,5'tan biraz az. O zaman şöyle diyelim, 6 ile 7 arasında, ama arkadaşlar 6'ya daha yakın değil mi? Şıklara baktığımda hepsi köklü ifade. O zaman ben bunu köklü ifadeye çevireyim. 6 demek aslında karekök 36 demek. 7 demek aslında karekök 49 demek. O kök 36 ile kök 49 arasında, ama kök 36'ya daha yakın. Tamam mı? Bunu belirledikten sonra artık şıklardan bakabiliriz. A şıkkı, bakın bizim sayılarımızın hepsi kök içinde. Burada kök dışında sayı var. Bunu da kök içine atalım. 4 içeriye 16 olarak girer. Burası karekök 48 demektir. Karekök 48, 36 ile evet kök 49 arasında, ama bu kök 49'a daha yakın, ama ben kök 36'ya daha yakın bir sayı arıyorum. Peki içeriye 2, içeriye 4 olarak girer. Burası kök 40 arkadaşlar. Kök 40, kök 36'ya mı yakın? Kök 49'a mı? Kök 36'ya daha yakın. Çünkü arada 4 fark var. Şunun arasında 9 fark var. O zaman B olabilir. Diğerlerini de inceleyelim. Şurası da 16 çarpı 2'den arkadaşlar karekök 32, bu kök 36'nın dışındadır. Şurası 36 çarpı 2'den karekök 72, bu da arkadaşlar kök 49'un gerisindedir. O yüzden o da olmaz. Yani cevap B şıkkıdır. Gelelim 3. soruya. Mehmet'in elinde 3 farklı renkte tahta parçası bulunmaktadır. Mehmet bu tahta parçalarını her biri kendi içinde eş olan parçalara bölecektir. Kırmızı tahtanın her bir parçası 3'ün pozitif tam sayı kuvveti, yeşil tahtanın her bir parçası 4'ün pozitif tam sayı kuvveti, mor tahtanın her bir parçası ise 2'nin pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda olacaktır. Buna göre Mehmet bu 3 tahtadan en az kaç parça elde eder diyor. Arkadaşlar tahtalar kendi içinde eş parçalara bölünecek. Şimdi 405 arkadaşlar 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerine bakacağız, böleceğiz ve parça sayısını az yapmak istiyoruz. Parça sayısı az olacaksa o zaman böleceğim parçaların uzunluklarının büyük olmasını istiyorum. Yani 405'i 3 üssü 1'e, yani 3'e böldüğümde arkadaşlar daha çok parça olacaktır, böyle düşünüyoruz. Tamam mı? O zaman 3 ile bölmüyorum. 3'ün kuvvetlerinden büyük olana bakıyorum. Şimdi 3'ün birinci kuvveti arkadaşlar 3, 3'e bölünür. İkinci kuvveti 9'a bölünür. Üçüncü kuvveti 27'ye bölünür. Dördüncü kuvveti 81. Beşinci kuvveti 243'e bölünür diye gidiyor. Şimdi mesela en büyük, bakın burada sonra 5. 6. kuvvetini aldığımızda arkadaşlar burası 405'ten büyük çıkacağı için 243'te bırakıyorum. 243'lük mesela parçalardan oluştursam, mesela 2 parça olsa 400 oluyor ya, 405'ten büyük bir sayı oluyor. Bunu kullanamam. O zaman 81 oluyor mu acaba? 405'i 81'e böldüğümüzde arkadaşlar 5 olacaktır. Bakın 5 oldu. Şimdi mümkün olduğu kadar büyük yapmak istiyorum ya parçaların uzunluğunu. O zaman bunu 5 parçaya bölmüş olabilir arkadaşlar.
En az parçası 5. 640'a bakalım. Yeşil de ne yapıyordu? 4'ün pozitif tam sayı kuvvetleri. 4'ün pozitif tam sayı kuvvetleri kimler? 4 var. 4'ün karesi 16. 4'ün üçüncü kuvveti 64. 4'ün dördüncü kuvveti 256 diye gidiyor. Bakalım 5. kuvveti de kaç oluyor? 1024 oldu arkadaşlar. Şimdi 1024 640'tan büyük olduğu için bunu eliyorum. 256 olsa arkadaşlar, mesela bundan 3 parça yapsa oluyor mu? 3 kere 6 18. Gördüğünüz gibi yine 640'tan büyük bir sayı olacak. Bu da olmadı. 64 olur. 640 64'e bölünür çünkü. Böldüğümüzde 10 parça buradan gelecektir o zaman. Bakın arkadaşlar, böylelikle parça sayımı en az yapmış oluyorum. Şimdi mora bakalım. Mor da 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerine bölünüyordu. Yani 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri kimler? 2, 4, 3 katı 8, 4 katı 16, 32, 64, 128, 2 katı 256 arkadaşlar. Yine 2 katı kaç oluyor o zaman? 512. 512. Şimdi arkadaşlar, mesela 512 alsam buradan, 2 parça elde etmiş olsam 1000 küsür oluyor, olmaz. Şuradan kaç tane yapmış olabiliriz? 800, 3 tane olsa 3 kere 6 18, 1, 15, 16, 1, 6, 768, 3 olmadı. 4 de büyük olur. Bakın bu da olmadı. 128 olsa arkadaşlar, mesela 7 versek, yine bakın şurası birler basamağı 8 olduğu için ben birler basamağı 0 arıyorum. O da olmadı. 64 olur mu? Ona bir bakalım. 800'ü 64'e böldüğümüzde 1 kere 64, 6, 7'den 6 çıktı. 1, 160'ta kaç kere oluyor arkadaşlar? 64 de olmadı gördüğünüz gibi. 5 veremem. Onu da eledim. 32'ye bakalım. 800, 32, 80'de 32 2 kere 64. Burası 160 oluyor. Kaç kere? 5 kere verebiliyorum. Bakın 160 oldu. Demek ki burası da 25 parça olacak. Peki arkadaşlar, o zaman burası 5 parça. Burası kaçtı? 10 parça. Burası da 25 parça kaç oluyor? 30, 40 parça oluyor. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim dördüncü soruya. Bir mağazanın vitrinine yapılacak alışverişe ait şekildeki indirim yazısı asılmış. Yapacağınız 250 lira ve üzeri alışverişlerinizde bir ürün hediye diye. Feyza Hanım bu mağazadan alışveriş yaparak 4 farklı ürün satın almış. Aşağıda bu ürünlerden 3'ünün fiyatı çözümlenmiş olarak verilmiş. Feyza Hanım bu ürünlerin dışında bir tane de ayakkabı almış ve yapmış olduğu bu alışverişten sonra bir ürün de hediye almış. Demek ki bir ürün hediye aldıysa yaptığı arkadaşlar alışveriş 250 lira veya üzeri olmuştur. Buna göre Feyza Hanım'ın almış olduğu ayakkabı için ödediği ücret arkadaşlar en az diyor kaç liradır? En az olması için Feyza Hanım 250 liralık bir alışveriş yapsın. Tamam, bu aklımızda bulunsun. Şimdi şunlara bir bakalım. Burası nedir? 74 lira. Şurada bakın bir basamak eksik, 0, 3. Şurası, burada bir basamak eksik, 10 üstü 0. O zaman burası 50 diyoruz. Şurada 21. Şurası arkadaşlar bakın 23 tam. Şurada bir basamak eksik, 10 üstü eksi 1, 0, 2 diyoruz. Şimdi bunları topladığımızda, hatta şöyle toplayalım. 3, 1 daha 4, 2 daha 6. Şurası 26. Şurası da 4, 3 daha arkadaşlar 7. 5, 2 daha 7, 7, 7 daha 14. Yani 147,26 oldu. Biz ne dedik? Feyza Hanım 250 liralık alışveriş yapsın. Peki o zaman 147 lira 26 kuruş çıkardığımızda 10'un 6 çıktı 4, 9'dan 2 çıktı 7, 9'dan 7 çıktı 2, burada 4 kaldı 0, 102,74 yani C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 5. soru. 2B2 basamaklı bir doğal sayı ve A1 rakam. Bu sayılar hakkında şu bilgiler veriliyor. 2B ve A aralarında asal sayı 2 sayı. 2B sayısının pozitif çarpan sayısı 3. A sayısının farklı asal çarpan sayısı 2. Buna göre 2B ve A sayılarının en küçük ortak katı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, 2B sayısının pozitif çarpan sayısı 3'tür diyor. Pozitif çarpan sayısının 3 olması için bu sayının asal sayının bir asal sayının
karesi olmalı arkadaşlar. 2b sayısı hangi asal sayının karesi olabilir, değil mi? Bu sayı 25 olursa 5'in karesi olur. O zaman bu sayıya ben 25 diyebilirim arkadaşlar. Peki bu 2b sayısıyla da a sayısı aralarında asal ve a sayısının farklı asal çarpan sayısı var. O zaman 25 ile a sayısı aralarında asalsa arkadaşlar, şöyle kısaltıyorum. A'ya ben 1 verebilirim, 2 verebilirim, 3 verebilirim, 4 verebilirim, 6 verebilirim, 7, 8 ve 9. A bir rakamdır. Rakamları yazdık arkadaşlar. Bunları verebilirim. Yalnız A sayısının farklı asal çarpan sayısı 2'dir diyor. Şununkisi 1'dir. Bunun asal çarpanını soruyor. Bunun çarpanları 1 ve 2'dir. Asal çarpanı 2'dir. 3'ün çarpanları 1 ve 3'tür. Asal çarpanı 3'tür. 4'ün çarpanları 1, 2 arkadaşlar ve 4'tür. Asal çarpanı 2'dir. 6'nın 1, 2, 3 sonra 6 vardır. Asal çarpanı gördüğünüz gibi 2 ve 3'tür. 2 tanedir yani. Asal çarpan sayısı 2, yani 2 tane. O zaman bu 6 olabilir diyoruz arkadaşlar. Peki A'da 6 ise bana bunların ekokunu soruyor. Yani ekok 6 ile 25'i soruyor. Arkadaşlar bakın, burada da size bir bilgi. Bunlar aralarında asal olduğu için ekokları çarpımlarıdır. 6 ile 25'in çarpımı da 150'dir. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 6. soruya. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçiminde bir evin alt kat planı verilmiş. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu ev planındaki dikdörtgen biçimindeki her bir bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanlara verilmeyen mutfak ve kiler bölümlerinin alanlarının toplamı en az kaç metrekaredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi böyle sorularda ortak kenarlar var ya, bakın ortak duvarlar var şurada. Demek ki arkadaşlar bu duvarların uzunlukları hep birbirine eşit. O zaman ortak bir çarpan arıyorum ben şunlar arasında. 21 ile 24'ün arkadaşlar ortak çarpanı kimler var? Bakın burası 3 çarpı 7. Buraya da o zaman 3 çarpı 8 diyebilirim. Ortak da 3'tür. O zaman bu kenarlara ben 3 diyebilirim. O zaman salon 21 metrekare ise salonun diğer kenarı da 27'dir. 24 metrekare ise oturma odasının diğer kenarı da 8'dir arkadaşlar. Bunları yazdık. Şimdi şuraya bakalım aynı şekilde. Çocuk odası 30 metrekare. Çalışma odası 35 metrekare. İkisinde de ortak çarpan 5 var. Burası 5 çarpı 6. Şurası da 5 çarpı 7. O zaman şu ortak kenarlar 5 metre olsun. Şunlar. Ve arkadaşlar diğer kenarına şurada 6 kaldı. Şurada da 7 kaldı. Bu şekilde yaptık. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey şu. 7, 8 daha 15. Demek ki bu uzunluk 15 santimetreden büyük. Şimdi o zaman 32'nin çarpanlarına ben bir bakayım. 32 1 çarpı 32. Yani 32 verirsem şuraya biraz mantıksız olur. Şuranın uzunluğunun 32 olması için burası çok büyük bir sayı olması gerekiyor. Başka arkadaşlar 2 çarpı 16. Bakın bu olabilir. Neden? Çünkü 7 ile 8'in toplamı 15 ya. 16 olabilir. Başka da verirsem küçülür o zaman şu çarpan. O yüzden verebileceğim ifade bu arkadaşlar. Peki yani şurası 2. Şuranın tamamı da 16'ymış. Öyle düşünüyoruz. Buranın tamamı 16 ise 6 var, 7 var, 13. O zaman buraya 3 kalır. Doğru mu? Şurası da 5 olduğuna göre mutfağın alanı 15 metrekaredir. Peki şimdi şuraya bakalım. 16. Şurası da 16 gördüm. Gördüğünüz gibi. Şunların toplamı 15'ti. 16 olması için şuranın da 1 olması gerekiyor. Şurası da 3'tü. Bunun alanı da 3 oldu arkadaşlar. O zaman 15 artı 3'ten demek ki ikisinin alanları toplamı 18 metrekaredir diyoruz. Cevap C şıkkı. Şimdi gelelim 7. soruya. 7. soru şöyle okuyup kaydıralım. Ayça Ağustos ayı boyunca okuduğu kitaplara ait sayfa sayılarını aşağıda verilen takvim yaprağında işaretleyecektir. Tamam. Şöyle yapıyorum. Ayça'nın kitap okuduğu günler, hafta içi günlere karşılık gelen tam kare sayılar ve asal sayıların olduğu tarihler çıkarıldıktan sonra kalan günlerdir. Ayça bu günlerde o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının pozitif bölen sayısı kadar sayfa kitap okumuştur. Buna göre Ayça Ağustos ayı boyunca toplamda kaç sayfa kitap okumuştur diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacakmışız? Hafta içi günlerde tam kare sayı
listeleri çıkartacağız. Hafta içi pazartesi de tam kare kimler var? 9 var, 16 var. Salıda kimler var arkadaşlar? Burada tam kare yok. Çarşambada kimler var? 4 var, 25 var. Perşembede kimler var? Yok. Cuma'da kimler var arkadaşlar? Tam kare yok. Demek ki bu 4 sayıyı eledik. Bir de ne diyordu arkadaşlar? Asal sayıların olduğu tarihler çıkartılıyor. Asal sayılar kimler? 2, 3 eledik bunları. Bakın bunlar çıkartılıyor. 11, 13, 17, 19, 23, 29 ve 31. Bunları da çıkardıktan sonra kalan sayıların pozitif çarpan ne diyordu? Bölen sayısı kadar sayfa kitap okuyor. Yani arkadaşlar pazar günü 1'miş. Bunun pozitif bölen sayısı kaç? 1. O zaman şöyle 1 yazalım. Buradan toplayalım. Sonra 6 arkadaşlar. Bunun pozitif bölen sayısı kim? 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 4. Peki 8'in kimler arkadaşlar? 1 var, 2 var, 4 var. Bir de 8 var. Bu da 4. 4 tane. 10'a bakalım. 10'da kimler var? 1 var, 2 var, 5 var ve 10 var. Burada da 4 tane. Peki 12'ye bakalım. 1 var, 2 var, 3 var. Arkadaşlar bölüyor. 4 bölüyor. 6 bölüyor. Bir de 12 bölüyor arkadaşlar. Kaç tane? 2, 4, 6 tane. Evet. 14'e bakalım. 1 var, 2 var, 7 var, 14 var. Yani 4 tane. 15'e bakalım. 1 var, 3 var, 5 var, 15 var, 4 tane. Peki 18'e bakalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 yok, 5, 6 var, 9 var ve 18 var. Kaç tane? 2, 4, 6 tane arkadaşlar. 20'ye bakalım. 1 var, 2 var, 4 var, 5 var. 10 var ve 20 var. 2, 4, 6. Değil mi? 2, 4, 6 tane. Evet. 21'e bakalım. 1 var, 3 var, 7 var, 21 var. 4 tane. 22'de arkadaşlar 1 var, 2 var, 11 var, 22 var. 4 arkadaşlar. 22 tamam. 24'e bakalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 7, 8 var, 9, 10, 11, 12 var arkadaşlar. Bir de 24 var. 2, 4, 6, 8 tane. Peki 26'ya bakalım. 1 var, 2 var, 13 var, 26 var. 4 tane. Peki 27'ye bakalım arkadaşlar. 1 var, 3 var. 3 kere 3, 4. Evet, 9, 27, 4 tane. 28'e bakalım şöyle. 1 var, 2 var, 4 var, 7 var, 14 var, 28 var, 2, 4, 6 tane. Peki arkadaşlar kim kaldı? 30 kaldı. 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var, 10 var, 15 var ve 30 var. 2, 4, 6, 8 tane. Evet, bunları yazdıktan sonra hadi toplayalım arkadaşlar. 4'ten kaç tane? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 kere 9, 36. Peki 6'dan kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane, 24. 8'den kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 16 var, 17. Bunları toplayacağız. 10, 17 elde var. 1, 5, 6, bir de elde 7. Gördüğünüz gibi cevap C şıkkı çıktı. Şimdi gelelim 8. soruya. Diyor ki 6 üssü A 216 olduğuna göre 3 üssü A ve A üssü 4 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar 216 olması için 6'nın 3. kuvveti 216'dır. Yani A dediğim şey 3'tür aslında. Şurada yerine yazarsak 3'ün 3. kuvveti ve 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti 27. 3'ün 4. kuvveti de 81 olduğuna göre bunların toplamı arkadaşlar 108 olacaktır. Cevap B şıkkıdır. Uzunlukları 100 cm ve 64 cm olan cetvelleri eşit parçalara bölen Eren her bölme için 6 dakika vakit harcamıştır. Buna göre Eren bölmeleri ayırma işlemi için toplamda en az kaç dakika vakit harcamıştır? En az dediği için arkadaşlar şimdi eşit bölmelere ayırıyor ya. Demek ki ben 64 ile 100'ü ortak bölen sayılara bakacağım. Ortak bölen. Yalnız bana en az kaç dakika sürdü diyor ya, en büyüklerine bakacağım. O zaman en büyük ortak bölenine bakacağım. 64 ile 100'ün arkadaşlar. Bunların en büyük ortak
katböleni 4'tür. Demek ki 4 santimlik parçalara bölebilir arkadaşlar. O zaman 100'ü 4 santimlik parçalara böldüğünde kaç parça olur? 25 parça olur. O zaman 64'ü 4 santimlik parçalara böldüğünde kaç parça olur arkadaşlar? 16 parça olur. Yalnız bana kesim işlemi için 6 dakika harcamış ve bu kesim işlemi için en az kaç dakika vakit harcamış onu soruyor. Arkadaşlar buraya dikkat. 25 parça için kaç kesim yapmalı biliyor musunuz? 24 kesim yapmalı. Şöyle düşünün. Bir bütünü arkadaşlar iki eş parçaya bölüyorsun. İki parça elde etmek için ortadan ikiye bir kere bölüyorsun değil mi? O zaman parça sayısının bir eksiği kadar kesim yaparsın. 16 parça elde etmek için de 15 kesim yaparım. Buraya dikkat. Toplam kaç kesim yaptım? 39 kesim yaptım. Bir kesim için 6 dakika harcıyorsam 39 kesim içinde 39 çarpı 6'dan arkadaşlar 234 dakika harcarım. Cevap A şıkkıdır derim. Peki şimdi gelelim 10. soruya. Sefa bir alan 36 metrekare ve kenarları birer bir tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına bir sıra tel örgü çekmek istiyor. Telin metresi 20 lira olduğuna göre Sefa Bey'in tele ödediği para aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar şimdi elimizde bir dikdörtgen var. Bunun alanı 36 metrekare. Kenarlarının çarpımıdır değil mi alanı? O zaman biz şöyle x çarpı y 36 ise bu x de y ne olabilir? 36'nın çarpanları 1 çarpı 36 olabilir. 2 çarpı 18 olabilir. 3 çarpı 12 olabilir. 4 çarpı 9 olabilir. 6 çarpı 6 da olabilir. Karede bir dikdörtgendir. Burayı da düşünebiliriz. Peki bana diyor ki çevresine bir sıra tel örgü çekecek. Bunun çevresi ne olur arkadaşlar? Bakın çevre diyelim. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardan 2 çarpı 37 olur. Bu da ne demektir? 74 metre demektir arkadaşlar çevresine. Peki bir sırada tel örgü geçiriyor ve bir telin metresi 20 lira. Bir metresi 20 lira ise 74 metresine kaç lira verir arkadaşlar? Buraya 8, 148 mi? Kere 7, 14 evet. Arkadaşlar 1480 lira verir. Şıklarda var mı 1480 lira? Yok. Peki şimdi şuna bakalım. Bunun çevresi şöyle. Çevresi de 2 çarpı 2 artı 18'den burası 20 oluyor. 40 metre oluyor. Bir metresi 20 liraysa 40 metresi de arkadaşlar kaç oluyor? 800 lira oluyor. Şıklarda var mı? Var. Eledim. Olamazı soruyor çünkü. Peki şuna bakalım 3 ile 12'ye. Bunun çevresi de arkadaşlar 2 çarpı 3 artı 12'den nedir? 15. Yani 2 çarpı 15 30'dur. 30 çarpı 20'den de burası 600 lira öder. Var mı? Var. A'yı da eledim. Peki şimdi şuna bakalım. 4 ile 9'a. Çevre nedir? 2 çarpı 4 artı 9 13'tür. Yani 26'dır. 26 ile 20'nin çarpımı da 12 arkadaşlar. 4, 5, 520 lira öder. Şıklarda var mı? Var. Peki şuna da bakalım. 6 ile 6. Bunun çevresi de 2 çarpı 6 artı 6'dan 24 çarpı 20'den de 480 lira. Şıklarda yok. Gördüğünüz gibi başka da yok. Demek ki cevap D şıkkıdır diyoruz olamayan. Peki şimdi gelelim 11. soruya. Tertis oyunu oynayan Mehmet oluşan şekillerin eş karelerden meydana geldiğini fark etmiş ve bu şekiller birleştirildiğinde oluşan dikdörtgensel bölgenin alanını 84 birim kare olarak hesaplamış. Buna göre dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi bu şekilleri birleştirdiğinde dikdörtgen elde edecekmiş. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bakın 2 birim var. Ben bunu şöyle bu L'yi şuraya yerleştirirsem. Şöyle bakın düzgün çizemedim ama neyse. Burası 1, 2, 3 birim. Ben şöyle yaptım. Bakın L'yi buraya aldım. Böyle oldu. Şuraya 2 birimlik şöyle yatay koyduğumda şu yeşili. Gördünüz mü şöyle? Artık değil mi? Bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Bu dikdörtgenin bakın şu bir karenin kenar uzunluğuna ben A dersem. Şurası 3A'dır. Şuraya da yine A dersem. Bakın burada da ne vardır? 4A vardır. Yani elimdeki dikdörtgenin kısa kenarı 3A, uzun kenarı da 4A'dır. Bunun alanı nedir arkadaşlar? 3A çarpı 4A vermiş bana 84 birim kare demiş. 84'müş. Yani 12A'nın karesi 84'müş. 12'ye böldüğümde 7 olacaktır. A'nın karesini 7 buldum. A'yı nasıl bulurum? Her iki tarafın kare kökünü aldığımda A kare dışarıya A olarak çıkar. 7 çıkamaz. O kök içinde kalır. Demek ki A kök 7'ymiş deriz. Çevresini soruyor arkadaşlar. Bakın
Çevre neydi? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. Yani 2 çarpı 7a. Buna ne demektir? 14a demektir. A'yı buldum kök 7 olarak. O zaman 14 kök 7 derim çevreye de. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim şimdi 12. soruya. Şekildeki ABCD dikdörtgeninden çevresi 16 kök 2 santimetre olan EBFG karesi çıkarılıyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir diye bize kaç santimetre karedir diye sorması gerekiyor arkadaşlar. Peki bunun çevresi arkadaşlar 14, 16 kök 2'ymiş pardon. Peki karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğundan ben bir kenarına A dersem çevrede arkadaşlar 4A'dır. Peki bu 4A neye eşitmiş? 16 kök 2'ye eşitmiş. 4 ile sadeleştirdiğimde A da 4 kök 2 çıkacaktır. Yani bu karenin bir kenar uzunluğu 4 kök 2'ymiş. Hadi şuralara yazalım. Evet yazdık. Şimdi bana boyalı bölgenin alanını soruyor. İsterseniz şöyle kendiniz farklı yollardan da yapabilirsiniz. Şöyle yaptığımda arkadaşlar. Bakın şu 6 kök 2, 4 kök 2. Buranın alanı 4 kök 6 kök 2 çarpı 4 kök 2'den. 6 kere 4, 24. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımında 2 ya. 48 çıkacaktır burası. Şuraya bakalım. 3 kök 2. Bakın şurası 6 kök 2. 6 kök 2. Burası 10 kök 2 oluyor uzun kenarı. Kısa kenarı da 3 kök 2 ise 10 kök 2 çarpı 3 kök 2'den 30 çarpı 2'den 60 çıkacaktır. 60 ile 48'in toplamı da arkadaşlar 108 santimetre kare çıkacaktır. Cevap B şıkkıdır. Gelelim 13. soruya. B ile 18 aralarında asaldır. B 20'den küçük pozitif bir tam sayı olduğuna göre B kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi B ile 18 aralarında asalsa B arkadaşlar 1 olabilir, 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olabilir, 6 olamaz, 7 olabilir, 8 olamaz çünkü 2'ye bölünüyor, 9 olamaz, 10 olamaz, 11 olur. Demek ki arkadaşlar bundan sonra asal sayılar olacaktır. 13, 17 ve 19 gibi. Bunlar olabilir. Bunlar kaç tanedir? 2, 4, 6, 7 tanedir. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 14. soruya. Bir sayı doğrusu üzerinde bulunan karıncanın bulunduğu nokta kök içinde 5 tam %76 noktasıdır. Karıncanın gidebileceği maksimum uzaklık 2 birim olduğuna göre sayı doğrusunda sağ ve sol tarafa gidebileceği en uzak 2 noktanın çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 576 24'ün karesidir. Ben şurayı şöyle yazsam olur mu arkadaşlar? 5,76'yı 576 bölü 100 diye yazsam olur mu? Bunda karekök içinde olduğuna göre burası 24'ün karesi, şurası da 10'un karesi olduğundan bu dışarıya 24, 10'un karesi de dışarıya 10 olarak çıkar. Bu da 2,4'tür deriz. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunda 2 birim sağa gidecekse o zaman ben 2,4'e 2 eklediğimde burası 4,4 olacaktır. 2 birim sağa gittiğinde arkadaşlar bu sağa gittiğinde. Sola gittiğinde ne olacaktır? 2,4'ten 2 çıkartacağım. Şöyle. O zaman da 0,4 olacaktır. Sola gittiğinde de 0,4 olacak arkadaşlar. Bana bunların çarpımını soruyor. Hadi nereye çarpalım? Şuraya çarpalım. 4,4 44 bölü 10'dur. Peki 0,4 de 4 bölü 10'dur. Arkadaşlar 4 kere 4 16. 16 176 bölü 100 olacaktır. Bu da 1,76 olacaktır. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 15. soruya. Diyor ki B bir gerçek sayı olmak üzere aşağıdaki daireleri tanımlayan ifadeler şekilde belirtildiği gibidir. Bu bilgilere göre aşağıdaki gibi dairelerin karşılıkları olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar M'ye bakalım. Maviymiş bu. Şimdi şuradan M. Ben bunu bir virgülden kurtarayım mı? İki basamak sağa kaydırayım. Virgülden kurtarsın. O zaman sayıyı büyüttüm. O zaman 10'un kuvveti 2 basamak küçülecektir. Burası 10 üstü 5 olacaktır. Yalnız
Olacak da mavi olduğunda ne oluyormuş? 10 üssü 7 ile çarpıyormuşum. 10 üssü 7 ile de çarptığımda burası 639 çarpı 10 üssü 12 olacaktır arkadaşlar M sayısı. Şimdi gelelim N sayısına. Bakın burasında yine virgülden kurtarayım mı? Bir basamak sağa kaydırayım. 246 sayıyı büyüttüm. Şurayı da bir basamak küçülttüğümde 10 üssü 2 olacakmış. Yalnız sarı olduğunda da 10 üssü 8'e bölüyormuşum. Yani bunu 10 üssü 8'e böldüğümde arkadaşlar burası şöyle diyelim. 246 çarpı 10 üssü 2'den 10 üssü 8 çıkarsa 10 üssü eksi 6 olacaktır. Şimdi kırmızıya bakalım arkadaşlar. T'ye bunu da virgülden şöyle kurtarabilirim. Yani şu şekilde. Virgülden sonra 4 basamak var ya. Ben bunu 10 üssü eksi 4 diye yazabilirim. Şurada da 10 üssü eksi 4 var. Peki kırmızı olunca ne oluyormuş? 10 üssü 4 ile çarp diyor. 10 üssü 4 ile de çarpayım. Şimdi 10 üssü eksi 4, 10 üssü 4, 10 üssü 0 yani 1 olacaktır. Burası arkadaşlar 16 çarpı 10 üssü eksi 4 olacakmış. Tamam, bunları düzenledikten sonra artık okuyabilirim. M sayısı 15 basamaklıdır. Şimdi M sayısı burada. 12, 10 üssü 12 demek 12 tane 0 at demek. 639'un yanına 12 0 attım. 12 basamak oradan geldi. 3 basamak da buradan var. 15 basamaklıdır. Doğru. N sayısının bilimsel gösterimi 2,46 çarpı 10 üssü eksi 2'dir. N sayısı şu anda ben şu şekilde düzenlemiştim arkadaşlar. Bunu bilimsel olarak göstermek için ne yapmalıyım? 10'dan küçük yapmalıyım ve 1 de olabilir. 1'den büyük yapmalıyım. O zaman şu virgülümü 2 basamak sola kaydırayım. 2 basamak sola kaydırdım. Sayıyı küçülttüysem burayı da büyütmem lazım. Artı 2 yapmam lazım. O zaman arkadaşlar 2,46 çarpı 10 üssü artı 2 dedim ya, eksi 4 olması gerekiyor. Bu bana 10 üssü eksi 2 demiş. Yanlış arkadaşlar. T sayısının bilimsel gösterimi. Şimdi T sayısı da şuydu. 16 10'dan büyük olduğu için bilimsel gösterim olamaz. 1 virgül basamak kaydıralım sola doğru. 1 virgül 6 olur. O zaman arkadaşlar bakın sola kaydırdım. Sayıyı küçülttüysem şunu büyütmem lazım bir basamak. O zaman büyüttüğümde de orası eksi 3 olacaktır. Bu bana eksi 5 demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru olan yalnız 1'dir. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 16. soruya. Matematik dersinde ondalık gösterimlerin çözümlemesini anlatan Bernard öğretmen tahtaya bir ondalık sayının açılımını göstermiş. Öğretmenin tahtaya yazmış olduğu çözümlemeyi hatalı şekilde oluşturan ateşin bulduğu sayı kaçtır diyor. Ateş ne demiş arkadaşlar? Onun pozitif tüm pozitif tam sayı kuvvetlerini negatif, negatif tam sayı kuvvetlerini pozitif yapmıştım demiş ateş. Peki yani ne yapmış bu ateş arkadaşlar? Bakın onun pozitif kuvvetini negatif yapmış. 10 üssü 4'tü, eksi 4 yapmış. Şurayı 10 üssü 2 de eksi 2 yapmış. Şurası 10 üssü eksi 1'di. Bunu da artı 1 yapmış. Şurayı da 10 üssü eksi 3'tü, artı 3 yapmış. Eksileri artı, artıları eksi yapmış ateş. Peki bu şekilde yaptığında ateşin ne bulması lazım? Bakın 10 üssü 3, 5, 10 üssü 2 var mı? Yok, 0. 10 üssü 1 var mı? Var, 7. 10 üssü 0 var mı? Yok, 0 olmayan basamağın yerine 0. 10 üssü eksi 1 var mı? Yok. 10 üssü eksi 2 var mı? Var, 6. 10 üssü eksi 3 var mı? Yok. 10 üssü eksi 4 var mı? Var, 8. Ateşin bulduğu sayı bu. Bunu da bize hangi şık veriyor? Bakın C şıkkı veriyor. Gelelim 17. soruya. Aşağıdaki öğrenciler ellerinde yazılı kartlarla uygun sınıflara yerleştirilecektir. Bu kartlar aşağıdaki kurallara uygun numaralı sınıflara girmek için kullanılacaktır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Kurallara bir bakalım. Sayıların hepsi asal çarpanlarına ayrılacak. Üzerinde yazılı sayıların asal çarpanlarının üstlerinin toplamı 3 ve 3'ten küçük olanlar 1 nolu sınıfa. Üzerinde yazılı sayının asal çarpanlarının üstlerinin toplamı 4'ten büyük 6'dan küçük olanlar 2 nolu sınıfa. Üzerinde yazılı sayıların asal çarpanlarının üstlerinin toplamı 6 ve 6'dan büyük kartlara sahip olanlar da 3 nolu sınıfa girecekmiş. Peki buna göre bir bakalım arkadaşlar. Şu 1260'tan başlayalım. 1260 ben hemen şöyle hızlıca yapacağım. Siz asal çarpan algoritmasıyla yapabilirsiniz. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üssü 1 çarpı 7 üssü 1. Şimdi üstlerini topladığımızda üstler ne? 2, 2, 1 ve 1. Burası ne oldu? 4, 5, 6 çıktı arkadaşlar. Sonra 214. 214 de arkadaşlar 2 çarpı 107'dir. 107 de asal bir sayıdır. Üstleri 1. 1 artı 1'den 2.
çıktı. 400'e bakalım. 400'de 2 üssü 4 çarpı 5'in karesidir. Burası da 4 artı 2'den 6 çıktı arkadaşlar. Peki sonra ne var? 64 var. 64 de 2'nin 6. kuvvetidir. Burası da 6 çıktı. Şimdi arkadaşlar şu 2 bozuyor ama genel olarak 6 olduğu için ben bunu şuraya alabilirim. 6 ve 6'dan büyük kartlara sahip olanlar 3 nolu sınıfa diyor. Burası o zaman 3 nolu sınıf olabilir şurası. Tamam mı? Peki şuna bakalım, 243'e gelelim. 243'ü de ben 3'ün 5. kuvveti diye yazıyorum arkadaşlar. Buradan 5 geliyor. Peki 108 diyor. 108'i de 2'nin karesi çarpı 3'ün 3. kuvveti diye yazarım. Burası da 2 artı 3'ten 5 olacaktır. Peki sonra 500 geliyor arkadaşlar. 500 de 2'nin karesi çarpı 5'in küpüdür. Bu da 2 artı 3'ten 5 olacaktır. Gördüğünüz gibi bunların hepsi 5'tir arkadaşlar. Ne diyordu? 4'ten büyük, 6'dan küçük olanlar da 2 nolu sınıfa. 4'ten büyük, 6'dan küçük 5'tir arkadaşlar. Bu da 2 nolu sınıfa gidiyormuş. Peki o zaman şuna da 1 nolu sınıf kaldı işin aslı. Hiç bakmama gerek yok. Peki 1 nolu sınıfa giden öğrencinin katsayısı 4'tür. Bakın katsayısı 3, yanlış. 2 nolu sınıfa giden öğrencinin katsayısı 3'tür. Evet. 3 nolu sınıfa giden öğrencinin katsayısı 4'tür. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 doğrudur. Cevap B şıkkıdır diyorum. Gelelim 18. soruya. N büyük eşittir 2 olmak üzere MN 2 üssü N eksi 1 biçiminde yazılan sayılara mersenne sayılar denir. Eğer sayı asal olursa mersenne asal sayı denir. Mesela 2'yi verdiğimizde 2'nin karesi eksi 1 3 olacaktır. Burada 3 bir asal sayı olduğu için mersenne asal sayısıdır diyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mersenne asal sayısı değildir? Şimdi bakalım arkadaşlar ne diyordu? Ben bu 7'yi 2 üssü N eksi 1 diye yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum değil mi? Şu eksi 1'e attığımda 2 üssü n 8 oluyor mu? Oluyor. N'ye ben 3 verdiğimde 8 olur arkadaşlar. Bu oldu. Peki 7 bir asal sayı mı? Evet. Asal olduğu için de mersenne asalı olur arkadaşlar. Bunu eledim. Değili soruyor çünkü. 31 oluyor mu? 2 üssü n eksi 1 31 yazılabiliyor mu? Bakalım 1'e attığımda 32 oluyor. 2 üssü n 32. Evet, 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Yani bu da oldu. O zaman 31 de bir asal sayı olduğu için arkadaşlar bunu da eledim. Çünkü bu da bir mersenne asalıdır. 127'ye bakalım. 2 üssü n eksi 1 127 olabilecek mi? Eksi 1'e attığımda 2 üssü n 128 var mı arkadaşlar? Evet. 2'nin 7. kuvveti 128'dir. Sağlıyor. Ve 127 de bir asal sayıdır. O yüzden arkadaşlar bu da mersenne asalı olur. Bunu da eledim. 15'e bakalım. Bunu 2 üssen eksi 1 15 diye yazabiliyor muyum? 2 üssen eksi 1'e attığımda 16 olacaktır. Evet. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Bunu da yazdım ama 15 asal değildir. Asal sayı değil arkadaşlar. O yüzden bu mersenne sayısıdır ama mersenne asalı değildir arkadaşlar. O yüzden asal olmadığı için D şıkkıdır diyoruz cevaba. Gelelim şimdi 19. soruya. Yukarıda verilen şekillerde sayılar belirli bir kurala uygun olarak yazıldığına göre işleminin sonucu kaçtır? Burada renkleri dikkate almayacağım arkadaşlar. Bakın düz üçgen olduğunda 4'ün 3. kuvveti 64'tür. Bakın burada da ters üçgen olduğunda ters işaretlisini al. Yani 2'yi eksi 2 kuvveti olarak al. Burası da 1 bölü 9 oldu. O zaman bu kurala göre yaptığımda bakın burası düz üçgen. O zaman ben bunu 4'ün 3. kuvveti diye yazabilirim. Burası da düz üçgen. O zaman ben bunu 3'ün karesi diye yazabilirim. Burası ters üçgen. O zaman ben bunu 2'nin eksi 2. kuvveti diye yazabilirim. 4'ün 3. kuvveti 64'tür. 3'ün karesi de 9'dur. 2'nin eksi 2. kuvveti de 1 bölü 4'tür. Şurası arkadaşlar 73'tür. 73 artı 1 bölü 4. Toplayabilmem için paydalarını eşitlemem lazım. 4 ile çarptığımda 4 kere 3 12 elde var. 1 28 292 bölü 4 olacak. Şurası da 1 bölü 4. Burası 293 bölü 4 olacaktır.
Gelelim 20. soru ve son sorumuz. Şekildeki cam kavanozun içinde 3'ten 16'ya kadar sayıların yazılı olduğu 14 tane top vardır. Ayşe bu cam kavanozdan 2 adet top çektiğinde çektiği topların üzerinde yazılı sayıların kavanozun içine atılan topların üzerinde yazılı sayılarla aralarında asıl olduğunu görüyor. Buna göre Ayşe'nin çektiği toplar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu soruda şıklardan gitmemiz gerekiyor. Şimdi çektiği top 4 olursa arkadaşlar diğer toplarla aralarında asalmış. Şimdi 4 burada asal olmadığı bir sürü sayı var, değil mi? 8 var mesela, 12 var mesela. O yüzden bunu eledim. 5 var mı arkadaşlar? 5 çekmiş olsa 10 var. Bakın aralarında asal değil. 15 var mı? 15 de var. 15 ile de aralarında asal değil. O yüzden bunu da eledim. 7 olsa arkadaşlar bakın 7'de 14 var, değil mi? Aralarında asal değil o zaman. Peki 11 olsa 11 ile arkadaşlar diğer kartlar arasında var mı? Hani 11'in katı olan başka var mı? 22 olması lazım. Yok. 13 olsa 26 olması lazım. O da yok. Gördüğünüz gibi cevap D şıkkıdır diyoruz. Videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.